Birleşmiş Milletler seçim sonrası şiddetin hakim olduğu Filişi sahilinde iç savaş çıkmasından endişe ediyor. Uluslararası toplum bölgedeki mevcut Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerine ek güvenlik güçleriyle destek vermeyi planlıyor. Birleşmiş Milletler Alassane Ouattara'yı 28 Kasım'da yapılan seçimin ikinci turunun galibi olarak tanıyor. Ancak mevcut devlet başkanı Laurent Gbagbo yenilgiyi ve başkanlık koltuğunu bırakmayı reddediyor. Askeri seçenek hiçbir şekilde göz önünde bulundurulmuyor. Eğer başımıza bir diktatör gelirse uzlaşma ihtimali kalmaz. Bu arada Afrika Birliği taraflar arasında uzlaşı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bak bu hafta sonunda Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin ülkeyi terk etmesini talep etti. Ancak Birleşmiş Milletler bunu reddetti ve Barış Gücü'nün süresini 6 aylığına uzattı. Birleşmiş Milletler'in bu ülkede 10 bin kadar askeri bulunuyor. Eski sömürge gücü Fransız Likorn askerlerinin sayısı da 900 civarında. Ülkede seçim sonrasında yaşanan şiddet eylemlerinde şimdiye dek 50'den fazla kişi öldü, binlerce kadın ve çocuk ülkeden kaçtı.